Herkese yeniden merhabalar. Empyrean Galactic Survival'da en son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Şimdi en son bölümle bu bölüm arasında ben biraz oynadım. Tutamadım kendimi yani. Tutamadım, biraz az bir şey oynadım. Ama çok ilerleme kaydetmedim, onu söyleyeyim. Şimdi neler yaptığımı söyleyeyim en başta. Şu bir kere şu Evo Boost'u attım üstüme çünkü uzaya çıktım. Uzaya çıkıyorsanız Evo Boost'u kesinlikle ve kesinlikle takın. Artık base'de mi araçta mı nerede takarsanız takın da Evo Boost'u takın üstünüze. Onu söyleyeyim. Şuraya ekstra şeyler koydum. Kargo kutuları koydum. Yakıt deposunu genişlettim çünkü hani sisteme yüklenip gece yattığımda sabah kalktığımda bu bitmiş oluyordu yakıt. O yüzden onu ekledim, onu genişlettim. Bu arada geçen sezon, yani bir önceki seride yanlış hatırlamıyorsam CPU aktifti. CPU ayarları. CPU muydu? CPU, evet. Bu oyunda CPU aktif değil. Eğer ki oyun size çok kolay geliyorsa, daha zorlu olsun istiyorsanız CPU ayarlardan, yeni oyuna başlarken ayarlardan CPU aktif edebilirsiniz. Ağırlık limitini aktif edebilirsiniz. Belli bir ağırlık, her şeyin belli bir ağırlığı var. Yani araçlarda ve kendi üstünüze taşıyabileceğiniz, yani ağırlık etkeni de eklemek isterseniz aktif edebilirsiniz. Oyun çok daha zorlaşır ama benim bu oyunda zevk aldığım muhabbet olmadığı için bunları kapattım. Ondan sonra şuraya iki tane daha parçalayıcı koydum. Şu bir tane vardı, iki tane daha koydum. Çünkü biliyorsunuz ben yağmayı seviyorum. Parçalayıcılarda hazır aldığım parçaları, her şey değil. Mesela bak, bunları yapamamış, bunları yapamamış. Bunlar da şeyden yine topladım. Binaları yıktığınızda yıkıntılardan çıkıyor bunlar. Evet, binaları yıkmak ne demek? En alttan böyle bir hattı, bir çizgiyi komple kırıyorsunuz. Sağda solda dikkatli edin, bazen yıkılmıyor. Bazı destekler kalıyor gözükmese de. Onları da tek tek harcadığınız zaman komple çöküyor binanın üstü. O çöktüğünde çok kısa bir süre sonra kayboluyor. Kaybolmadan gidip F'ye hemen tık 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 diye basıp onları toplayabiliyorsunuz. Onlar da size Eve boost dedim de şunu ben çıkartayım çünkü acayip yavaş yürüyorum. Şimdi tekrar uzaya çıktığımızda şey yaparım, takarım. Onlar da size bu tür böyle 4000 4000 4000 titanium plate'leri, işte steel plate'ler, cesium plate'ler verebiliyor. Ondan sonra bunları niçin kullanıyorsunuz? Bunları bir şey üretirken, ben en son yaptığımı yalan etmiş midir? Etmiştir herhalde. Dur bakayım. Ya bir şey üreteceksin. Hani fabrikaya atıyorsun. Bak. Mesela bunu yapacağız şimdi. Capital Vessel olarak. Bunların malzemesini topladım. Alıp buraya o 4000 4000'leri hop buraya atabiliyorsunuz. Burada artık Cesium Plate ise nerede? Buraya geliyor mesela. 4000 olarak gelmiyor. O malzemenin içinde Cesium var. Yanlış şey yapmayın. Yani şunlarla ilgili bir açıklığa kavuşturayım da. Ya inanılmaz faydalı şu zımbırtılar. Steel plate, cesium, yani binaları yıkmak inanılmaz faydalı, yani bayağı malzeme veriyor. Mesela titanium plate bu 4000 titanium vermiyor size. Titanium rods ne artık gerekiyorsa. Bunun çok daha azını veriyor ama yine binlik binlik tamamlıyorsunuz diyeyim size. O yüzden de binaları kesinlikle ele geçirdiğiniz binaları kesinlikle önce çekirdeğinizi takın. Şu altta benim zaten izliyorsanız biliyorsunuzdur. Önce çekirdekte önemli malzemeleri alın. Yani bu tür işte fabrikatör olsun, işte deconstructor var mı? Güç kaynağı falan varsa onları bu multi tool'la retrieve block diyerek parçalamadan alıp buraya atıyorsunuz. Burada da parçalatıyorsunuz. Deconstructor'lar. Çünkü çok daha fazla, yani aynı yaptığınız malzemenin komple neredeyse, galiba kesin konuşmayayım, yapılan malzemenin çok büyük bir çoğunluğunu Deconstructor'la alabiliyorsunuz. Normalde evet, bunda da Salvage'la parçalarını alabiliyorsunuz ama aradaki fark çok büyük. Ya, bayağı büyük. Ondan sonra bu önceden yaptığım iki aracın şeylerini aldım. Önemli parçalarını aldım. Bunlar burada çöplük, böyle hurdalıkta duruyor. Onun yerine ne yaptım? Şu aleti, şu canavarı yaptım. Keşke gündüz olsaydı da. Neyse.
Bunu da geçenlerde yaptım. Bu Creative'i açıp orada tasarlıyorum. Oyun içinde kullanıyorum. Ya yani oyun içinde bunları yapmıyorum. Oyun içinde çok gerek yok çünkü. Açıyorsunuz bir tane Creative oyunu açıyorsunuz. Yanına da müzik açıyorsunuz ya da dizimizi neyse işte yan ekrana arkaya markaya bir yerlere bir şey açıyorsunuz. Kendi tasarımınızı yapıyorsunuz. Bu en son daha dün mü önceki gün ne yapmıştım bunu? Bu ondan. Yani üzerinde yok yok ne ararsam var bütün silahlar var. Ama şey değil ağır olmasın diye steel block kullandım. Small vessel'larda hardened steel block var. Daha sağlam bloklarla yapabiliyorsunuz ama ya shield düştükten sonra bu küçük araçlarda atıyorum. Ben etrafta düşmanın small vessel'ları yok. Öyle diyeyim bu oyunda hala. Gelecek umarım. Bekliyoruz yani. Birkaç yıldır gelecek de. Birkaç yıl demeyeyim hani bu muhabbet hover vessel düşmanların hover vessel'ları ve small vessel'ları gelecek. Son bir yıl, 1,5 yıllık muhabbet de bakalım ne zaman gelecek. Doğal olarak small vessel'la ya capital vessel'la ya da base'lere saldırıyorsunuz. İş böyle olunca da yani iki tane, üç tane sağlam oturttuğumuz sizin shield düşüyor. Yani ne kadar büyük bir hasarla karşı karşıya olduğunuza baktığınız zaman zaten sertleştirilmiş çelik blok da kullansanız bunda ya bam diye götürüyor. Bir de onların attıkları alan vurduğu için atıyorum buraya koyuyor, şu köşeye koyuyor. Burada en zayıf parça ne? Thruster'lar gidiyor. Şu iki thruster gidiyor mesela gibi düşünün. O yüzden de shield düşmeden tüymeniz en doğrusu olacaktır. Şunları sonradan ekledim. Şunlar orijinalde yok. T2 lazer modu. Çünkü level 25 olmuşum. Baktım malzemem de var. Tak yapıştırdım. Uzaya çıktım. Uzayda biraz şey yaptım. Ne denir ona? Malzeme topladım ya işte asteroitlerden. 2, 4 tane roket atarı var. 4 tane takip eden roket atarı var. 4 tane railgun var. 6 tane de minigun var. Bunları neden bu şekilde koydum? Çünkü mesela roket atarı sıktım bir kere. Tekrar sıkana kadar arada geçen bir süre var. Hemen lak 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 diye sıkmıyor. Bundan bir tane sıkıyorsun. Hemen 2'ye basıyorsun, buna geçiyorsun. Bundan sıkıyorsun. Hemen 3'e basıp Railgun'a geçiyorsun, ondan sıkıyorsun. Yani damage per second. DPS. Evet. Saniyedeki hasar şeyi. Zımbırtısı. DPS. Bu şekilde DPS'iniz inanılmaz hızlı oluyor. Hemen 1, 2, 3 yapıyorsun. Bir yandan da ateş tuşuna basarak. İşte 4, 8 roket atıp 4 tane de heavy rain alan. Heavy rain yağıyor. Şu anda ağır yağmur yağıyor. Çok daha hızlı bir şekilde düşman taretlerini etkisiz hale getiriyorsunuz. 6 tane var mı ki? 1, 2, 3, 4, 5 tane galiba. Aynen. 5 tane de tareti var. Bu da yine güncel teknolojilerden biri. Vessel'larda yoktu. Çok ağladık, eklediler bunları. Çünkü Small Vessel'ı bir yerde bıraktığın zaman kendisini koruyamıyordu. Şuradan. Açtım mı tekrar? Açmışım. Ondan sonra başka bir şey var mı? Başka ne yaptım? Dur bakayım. Oğlum içerideyim, içeride. Şş. Şu yağmur sesini kes artık. Neyse dur yatıp uyuyayım da. Ah, ay bir şeyler yeseydim keşke. Yiyecek var mı? Vallahi yiyeceğim de kalmamış ya. Neyse. Şeyde vardır umarım ya. Yapacağım kapital vesile ekeriz umarım. Yeri vardır. Ondan sonra haritaya gel. Defense, defense. Sonra bir yerleri daha ele geçirdim ben ya. Zirax'a saldırdım. Şu defense. Ha şurada Com Array klon istasyonu. Şu ikisini ele geçirdim. Başka bir şey yok muydu? Bu kadar mıydı? Sanki bayağı bir şey yaptım. Power Station, Listening Post, Monastery. Bunları zaten kayıtlarda yaptık galiba. Evet evet öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam
Şu klonlama istasyonu ve dinleme istasyonu. Dinleme istasyonu değil burası. Dinleme istasyonu burası. Her neyse, komere edeyim. Bu ikisini kayıt dışında ele geçirdim. Oraları harcadım. Yıktım da zaten. O az önce kutuda gösterdiklerim oradan geldi zaten. Onun dışında ne yaptım? Ha, uzayda bir tane daha Zirax Base'i. Bu sektörde bir tane Zirax istasyonunu harcadım. Hop. Bu kadar değil. Şeyi göremiyor muyum buradan? Galaxy sistem. Neyse, şimdi çıkınca göstereyim. Her neyse. Bir de şöyle bir şeye karar verdim. Yaptım da aslında. Karar vermekten öte yaptım da. Polaris'le aramız neutral. Yani ne iyiyiz ne kötüyüz. Ama Polaris'in bir tane base'ini gördüm uzayda. Bu sektörde. Bu sektörde yanlış oluyor. Bu güneş sisteminde de yanlış oluyor. Bu bölgede diyeyim. Bu orbit yörüngede değil aslında. Neyse, 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 dur. göstereceğim biraz sonra. Bu çevrede ya, bu gezegenin çevresi diyeyim. En temiz öyle anlatabilirim. Ve hani bir tane şey bulmuştuk ya, düşman yapısı. Uzaydayken böyle Zaskastüm, Elestium falan var böyle. Onları kazdık mazdık. Aynısını Mega şey Polaris'in bir tane base'i vardı. Ona saldırdım. Dünyanın şeyini aldım. Ondan sonra bir tane şeye saldırdım. Polaris'in Capital Vessel'ına saldırdım. Onu da harcayacaktım. Ama salaklama denk geldi. Capital Vessel'ın içine girdim. Arkasını patlattım. Arka iticilerini patlatırsanız düşman Capital Vessel'ların sadece arka iticilerini gidemiyor, kalıyor. İçine girdim. Sonra bir kapısından dışarı çıktım. Ama hızlıca çıktım böyle uzayda olduğum için. Altındaki tareti bana döndü ve ne yaptı? Beni harcadı. Dedim ki nasıl olsa kayıt etmişimdir. Çıktım, girdim. Kayıt etmemişim yaklaşık son bir saati. Bam diye saplandı bana. Neyse. Sonuçta onu halledemedik. Bu tatlı bir şey oldu yalnız ya. Bu hoşuma gitti benim. Şimdi şuraya yani bütün o malzemeleri şimdi bunu biraz beklemiyordum. Bu çok bu içi boş bunun ama bu malzemeleri şey yapmak için kastırdım biraz. Bu arada tuğla. Bu tuğla. Tugla. Tuğla bu. Yani bildiğin tuğla şeklinde. Şunu hemen şeye atalım. Bunu yapsın. Bu arada 2 saat 18 dakika sürecek bu. O yüzden ne yapıyoruz? Finish BP. 2 saniye içinde bitiyor. Bitti. Çünkü ne anlamı var onu beklemenin yani. Şimdi bunu nereye koyacağım da bir şey tabii ki şu anda. İşte Capital Vessel'ı uzayda kesinlikle çıkartmanızı öneririm bu arada da. Capital Vessel'da biraz az bir şey büyük olduğu için aşağı düşersin umarım. Düşecek mi? Bazen düşüyor, bazen düşmüyor. Başlangıç Capital Vessel olarak yaptım bu arada bunu. Böyle bir geniş bir garaj koydum. Işık ayarlarını bilmediğim için bunu yaparken hayvan gibi ışık döşemişim. Halbuki gerek yok o kadar ölümüne ışık döşemenize. Bak adam oraya ayar koymuş. Bak oturayım, inecek şimdi. Hop. Tamam, indi mi? Bu alttaki şey ne acaba? Normalde bak P'ye geliyorsun. Burada devices var. Işıkları seçiyorsun. Bak buradan range'ini ayarlıyorsun. 5 metrede. Bunu 10-15-20 yaptığın zaman hayvan gibi aydınlatıyor bütün ışıklar zaten. Buna yapacağımız, edeceğimiz her şeyi enerji koymak lazım ama. Bu
Bunun neyi yoktu? Bir şey eksikti kolay yapılması için. Şimdi warp drive'ı var. Sıçrama yapabiliyor. Ha, tarlalar burası. Burası tarla. 1, 2, evet. Şuraya. Bak bak. Bu böyle yapmayın siz. Hani tamam ben bunu Steam'e atmadım galiba da emin değilim. Tasarım yapacaksınız böyle şeyler yapmayın. Bak benim gibi rezillik yapmayın. Buraya da shield'ı koyacağım. Shield'ı yapmamışım yapımı ucuz olsun diye. Başlangıç olduğu için. Yukarıda da enerji kaynağı galiba kısıtlıydı. Neyse o tür sorunları çözeceğiz biraz sonra. O tür sorunları çözeceğiz diye umuyorum. Onun için şöyle gel bakalım. Şimdi bu base'i burada ne yapacağız? Bırakacağız tabii ki. Base'le işimiz bitti. İndir. Kapat. Ya bu kadar dar yapınca da işte bak buradan geçemiyorum mesela şu anda. Neyse geçtim. Öyle arada bir kareden geçemiyorsunuz bak. Böyle araç biraz yamukken siz düz duruyorsunuz ama araç yamuk duruyor. Siz hep düz duruyorsunuz ama. Öyle bir kareden geçemiyorsunuz. O yüzden bu hover vessel ve small vessel yaparken aklınızda bulunsun. Kendinize 3 genişlik, 3 kutuluk yer ayarın içeride gezmek için. İçeride gezecek bir şey yapıyorsunuz. Bak mesela bunu da kokpit yaptım direkt. İçeride gezmelik değil. Bunun thrusterlarını kapatıyorum ki çok yakmasın durduğu yerde. Bunu da kapat. Bunu da kapat dedim de bunun buzdolabında bir şey yoktu değil mi? Hey yavrum küçük şeyden çıkan sese bak. Tamam. Şimdi buradan taşınacağız. Buradan taşınacağız. Ama bunu uzayda mı yaparız, burada mı yaparız emin olamıyorum bazı şeylere. Ya bu base'i yalan edeceğiz. Yani öyle söyleyeyim. Base'i yalan edeceğiz de. Neyse bundan 7 tane varmış tamam. O bizi götürür bir süre. Çünkü aklımda o var şu anda. Yiyeceğimiz yok. Belli bir herhangi bir gezegende olmadığımız sürece de yani uzaydayken şöyle söyleyeyim. Uzayda takılacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle tarla. Büyük bir tarla yapmanızı öneririm. Çünkü gezegendeyken oradaki canlıları öldürüyorsunuz. Hayvanları öldürüp onu yiyorsunuz. Çok basit yani denklem. Ama uzaydayken öyle bir şey yok. Ha öyle muhabbetler de şey muhabbetleri de vardı. Böyle uzay solucanları koyayım diye. Uzay solucanları. Uzayda da onları keselim öldürelim diye. Şimdi hatırladım. Konuştukça aklıma geliyor. Bu hep şeydi. Empyreon'un Discord'undaki muhabbetler bunlar hep. Enerji, oksijen. Zirax mı ciddi misin? Bu arada bak bu sefer bu muhabbeti anlamadım. Ha onu da söyleyecektim. Zirax'ın drone base'ini yok ettim ben. Ama Zirax saldırıları devam ediyor. Enteresan bir şekilde. Nerede? Ha şey. Bu da ilginç yani dronların böyle vuruldukça kendi etraflarına dönmesi. Aa, Railgun mermisi yapamıyordum, doğru.
Ne aldım? Bu kadar değil mi? Başkası bunun şeyi yok. Ha, tek şeylik saldırı, tamam. Tuğla. Umarım bir an önce oyunda şey eklerler. Sadece thruster sesinin kısmayı. Sadece o sesi, o sesi kısın. Başka bir şey istemiyorum. Bunda başka eksik neler vardı? Dur bakayım. Şimdi taşıma işlemine başlamadan önce şeye bakmam gerekiyor. Niye sadece 4 tane var ki? Bunun çok daha fazla olması lazım. 2 tane buzdolabımız var. Yakıt 2 tane mi sadece şey var? Ya inanılmaz minimumda tutmuşum yani şeyleri. Ve sadece bir tane güç şeyimiz var, jeneratörümüz. Bunların hep sayılarını arttıracağız mecburen. En mahkum. Bekle. Bekle bekle. Bak aklıma benim başka bir şey geldi. Bekle. Benim aklıma başka bir şey geldi. Geçen oynarken gördüm. Umarım tekrar görürüm. Dur bakayım, emin değilim. Kaç? 72. 18. 24. Ne kadar? 23 dakika. Yalnız şaka maka bu alet feci şey yakıyor. Onu da fark etmedim değil. Dikkatimi çekti yani. Acayip yakıt tüketiyor bu small vessel. Benim aklımda bir şey vardı. Bir ona bir bakmak istiyorum. Ona bakmadan bu gezegenden gitmeyeceğim. Çünkü geçen oynarken gördüm. Ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. O değil ki ama yani. Eğer görürsem tekrar söyleyeceğim. Ben buraya gezegene ilk geldiğimde ne dedim? Ben bu gezegene ilk geldiğimde o yaşadığımız bazı olaylar vardı. Ne demiştim? Bakalım. Ben ne demiştim? Çekirdek mi lan o? Vallahi çekirdeği buldum. Ben ne demiştim bu gezegene ilk geldiğimizde? O yaşadığımız olayların sonrasında. Seni köpek seni. Seni köpek seni. Senin de zamanın gelecek demiştim, değil mi?
Ha tek kişilikmiş Oha. Aa. Ne oldu lan öyle? Lan. Kendi çekirdeğimi takınca havalandı birden. Benim için yalnız bir dakika. Bu benim için böyle gezip savaşırsa muhteşem olur. Dur bakayım. Ya hiç aklıma gelmedi havalanca. Ama gidemez ki. Dur bakayım bir dahaki sefere şey yapayım. Arkaya hiç girişmeyeyim. Ya mecburen yapabileceğim bir şey yok yani. Bunu yağmalayacağım. Açıkçası o yükseklikte de aerobik hareketler yapasım gelmiyor. Thruster. Her seferinde de düşünüyorum thruster'a tıklamak için. Madem uçuyor bunu yapabileceğim bir şey yok. Bunu direkt böyle harcayacağız. Acaba parçaları da kırılıyor mu? Bunlar genelde sorunlu oluyor. Dur bakayım. Parça kopacak mı onu merak ediyorum. Yok, kopmadı tabii ki. İçinde ne kadar yakıtım var? Bir şey de yokmuş. Bu şeyler çok sıkıntılı maalesef. Hareket eden Capital Vessel'lar. Bak mesela tutuyorum. Ama hani alamıyor, alıyor falan filan. Bunu çözemediler. Bunlar hep itici herhalde. Yes. O ne lan? Ha ayakmış ya. Dedim ne çıktı oradan öyle? Şeyler gibi bir şeye benzedim. Hani semsahitler var ya. Havaya roket yağdıran. Uçacağını tahmin etmemiştim bunu. Şunu da parçalayalım. Bu zevk, bu benim zevk kısmım. Evet ihtiyacımız var yok muhabbeti değil. Bu köpeğin bize oraya indiğimiz anda yaşattığı şeyler. Bak nereye basıyorum başka yere alıyor falan filan. Bu şeyler çok sıkıntılı. Şunu. Capital Vessel'lar çok sıkıntılı maalesef. Bunu. Şimdilik çözemiyorlar diyeyim. Va aşağı düştü neyse. Aşağı düşüyor. Okey. Burada mıydı şeyler? Güç kaynağı falan. Jeneratörleri burada imi. Burada dı. Burada idi. Bak şu an havada yürüyorum mesela. Düşmüyorum. Heh. Biz hangi... Şurada da itici var. Bunu da al. Yok yani bunu yapmadan gidemezdim bu gezegenden. En başta ben bu seriye başladığımız ilk bölümde söyledim. Senin de sıran gelecek dedim. Şu anda böyle ters mi yatıyor, düz mü yatıyor? Ters yatıyor galiba. Bak düşemiyorum. Vessel'a şey eklemediler değil mi? Parçalayıcı. Oo, Planet Vessel Destroyed and Respawn mı?
Ha bu tekrar tekrar spawn oluyor gezegende. Okey. İyi iyi. Bir dahaki sefere direkt göbekten sıkıp şey yaparız. Vay, bunu demek ki sürekli hale getirmişler. Neler almışız? O şu oskülatör iyi. Flux coil iyi. Motor da iyidir herhalde, ne bileyim. Amacım zaten bunu yağmalamaktan ziyade bu... Ha. Havada bir tane dam var dedim de tamam. 36 metre diyor. Hemen önümdekiymiş. Tamam. Artık büyük bir rahat şeyle, keyifle devam edebiliriz maceramıza. Ah, çayım bitmiş. Püh. Çayım bitmiş. 31 dakika olmuş. Ne yapayım? Ya kayıtta mı yapsam, kayıt dışında mı yapsam bu taşıma muhabbetini diye düşünüyorum da. Neyse, kayıtta yapayım. Şey yapmayayım, kayıtta yapayım. Nasıl taşınma muhabbetini yaptığımı da görsün herkes. Yani bilmeyen varsa. Bildiğin taşınma yani. Geriye sadece bloklar kalacak şekilde her şeyi alıyorsunuz. Çekirdeğe dokunmuyorsunuz. Çekirdek olmadığı sürece alamazsınız çünkü. Alamazsınız. De yere oturmasın, o cicuk sesini bekleyin ki otursun, kilitlensin. Kit o sesi duyduğunuzda yapışıyor çünkü, o yapışma sesi. Ayaklarla. Ne yapıyorduk? Şöyle gel. Base. Bah. Konteyneri komple buna yapıştır. Ondan sonra. Şu benim üstümdekileri de bir buna at da. Hepsini değil tabi. Şunlar. Şunlar. Tamam, bunlar farklı bir şeyin şeyi. BA. Container Deconstructor. Burada sonraları parçalanacak şeyler var. Değil aslında da neyse, bu parçalayacaklarını parçaladı zaten, tamam. Deconstructor ve şey. Ne? Fırın, büyük fırın. Bu ikisi sadece base'de var maalesef. O yüzden de hani bunları böyle biriktirip biriktirip parçalayacağınız şeylere küçük böyle mobil bir base yapıp, mobil demeyeyim de böyle mikro bir base yapıp içinde sadece pardon, içinde sadece fırın ve deconstructor'ların olduğu böyle bir mikro şey yapıp, base yapıp orada işinizi görebilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. O ne diye baktım da küçük saat pinin masamda ne işi var? Bunları buzdolabına at da. Bunun enerjisini... Ha. Wow. Öyle bir hızla kapanırsa kapı işimiz iş. Şu an enerjin açık değil mi senin? Ha. Gel bakayım buraya. Buzdolabını aldık. Cephanelik. Cephaneliği de aynen al ama şurada bir tanesini bırak şunu. Hatta şunu al. Şunu bırak. Hatta bunu da yarısını al. Bize lazım olacak çünkü. Onu da şimdilik bırakıyorum. Hani bu arada her şey olur biliyorsunuz yani. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Her türlü pislik yaşanıyor bu hayatta. Bunları da buraya al. Burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Başka da bir şey yok zaten içeride ya. Ağır asit yağmuru varmış şu anda dışarıda.
Aa bak bunu şey yapacaktım. Dur bakayım. Buna shield generator yapacaktım. Ama şu advanced değil mi? Evet. Ama nerede o? Shield Generator'ın diğeri nerede ya? T1 var. T2 nerede? Ciddi olamazsın. Umarım Capital Vessel'ın şeylerini kısıtlamamışlardır. Umarım sadece ben açmadığım için gözükmüyordur. Beğen açmadığım için. Ha. Capital Vessel'ınki ayrıymış ya. Köpeksiniz ya. Ya geldi çünkü Capital Vessel şey CVBA Base ve Capital Vessel'lar aynı olduğu için bunların hepsini açalım. Teleporter'ı da açalım. Detektör'ü de açalım. Repair Bay'i kesinlikle açalım. Ondan sonra bunlardan da yapmamız gerekecek. Bunu da aç. Bunlar Capital Vessel mi sadece? Ya bunlar çok garip ya. Niye bölmüşler bunları? Ya Capital Vessel'a taktığın base'e taktığın Capital Vessel'a takılıyor olmalı idi. Yıkıldım şu anda. Şu anda yıkıldım. Tamam. Malzemeleri aldık. O niye kasıyorsun? FPS'imi niye öldürüyorsun benim? Ne oldu da yine? Şimdi şöyle bir açalım. Biraz canım gidecek ama. Tutturdum aynı anda. Ya o zaman bunları anlama gerek yok. Ben bunları hani şeyde kullanırım. Neydi onun adını sen söyle. Capital Vessel'da kullanırım diye düşünüyordum da. Bunları zaten bırakmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü buranın enerjisi bitecek bir süre sonra. Buranın enerjisi bitince ne olacak? Onlar çöp olacak. Aynen. Burayı böylece bırakacağım. Burayı böylece bırakacağım aynen. Hiç buraları parçalamayacağım. Belki 1.000 yıl sonra tekrar uğrarız buraya. Malzemen var mı acaba benim buna shield yapmak için? Silahları da takamıyorduk değil mi buna? Pekala. Bahçe yapacağız. Shield yapacağız. Shield yapacağız. Bahçe yapacağız. Şu uzak diyarlara gitmeden önce burada yapabilirsem onu. Capital Vessel. Shield yapabiliyor musun? Lütfen yapabil. Ya çok ilginç. T2'si yok bunun. Niye yok? Ya bu advanced değil mi?
Evet. Ya son en şey en kapsamlı olanı. Yok T2 şeyler yapamıyor, shield'ları yapamıyor. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibisin. Şu anda sana gülmek istiyorum. Ahahahah. Drill modüllük yapacağım kesinlikle. Ama önce shield yapabilmem lazım tabii ki. Yok şimdi bu malzemeleri ana malzemeleri tekrar şeye atacağım. Base'e atacağım. Üste atacağım. İlk yıkmadım üstü. Oradan yapacağız artık. Bakayım. Hiçbir şey çalışmıyor mu? 198'e inmiş bile hemen. Aa benim yatağım da yok şeyde. Gel. Bunları buraya gel al. Geri al. Gel al gibi çıktı. Buraya gel bakayım. Niye yok ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Niye sadece T1 var ya? Onu anlamadım ya. Ya T2'si Capital Vessel'larda T2 olmaz olur mu? Saçmalama. Daha az önce açtım zaten. Dur burada. Ya gözümün önündeki bir şey göremiyorum yine. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Değiştirmişler bunu. T1 yapacaksın. T1'i upgrade ederek. Ya sizin ben. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Hadi be, onu yapınca tabii yalan oldu. Power coil yok. Neyse. Aa, bu da olur. Niye olmasın? O da aynı şeyi yapıyor. Hop, bir uyku çekelim. Şunu üstüne al. Şunu üstüne al. Tamam. Şimdi. Bundaki her şeyi buna geri at. Tamam, base'de bir şey kalmadı. Enerji fulleyelim de. Enerji kullanımını kısalım. Bunlar acayip enerji çekiyor bu arada. Ya bir shield kadar olmasa da acayip enerji çekiyor bunlar da. Rain, Acid Rain değil galiba bu sefer. Ses bazen geliyor. Bazen yağmur sesi yok mesela şu anda. Bazen var. Hadi takılıyor kafasına göre. Gel bakalım. Tamam, bunu buraya koyduk. Bunu uzaya çıktığımızı yapalım çünkü yani bunun üstüne nasıl ulaşacağım şu anda? Ulaşmam imkansız. Şimdi buralara tarla
Önce şuradan bir çıkalım istiyorum ben bir an önce. Aa dur. Dur olur mu, saçmalama bak. Burada su üretme zımbırtılarımız var, onları unuttuk. Geri dön. Geri dön, geri dön. Aa, çıkarttım ben şimdi. Ne tarafta? Şu tarafta. Geldik mi? Yo, daha var. Davay davay. Tüh, uzadı video ya. Şurada olması lazım. Ha, buldum. Kime sıkıyorsunuz oğlum bu kadar? Bu kadar ölümüne kime sıkıyorsunuz? Dur, biri gelip bir şey hesaplamasın da. Ya bunlara enerji eklemediğim için zaten tabii çalışmıyorlar. Neyse, ziyan yok. Yeterince suyumuz var. Ya yeterince oksijenimiz var daha doğrusu şimdilik. Şimdilik. Yalnız şu açlık işini acilen çözmem lazım. Ya o, bak mesela yaratığı öldürdük, etini almadım mesela. Halbuki onlar yeniyor. Onların eti yeniyor halbuki. Kafadan bacaklılardan. İçeri oksijen basmıyorum zaten. Evet. Oh, öyle güzel havalanıp gidiyor ki. Tuğla. Son teknoloji Capital Vessel. Uzaya çıkalım da rahat rahat hareket edebileyim. Umarım kimse sıkmaz yalnız ha. Çok kötü olur biri sıkarsa. Hop, jetpack'i kapat. Ha, yer çekimi oyuncağımız var zaten. Ve öyle değil, böyle. Burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölüm tam kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bye bye.